Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ünite sonunda yer alan etkinlikleri birlikte yapmaya çalışacağız. Ve bu etkinliklerimizde Geburtstag, Party Organisieren ile ilgili, yani doğum günü ve buna bağlı olarak da işte bir parti organize etme ile alakalı. Bir önceki derslerimizde yine bununla ilgili etkinlikler yapmıştık. Şimdi de yine yapmaya çalışalım. Burada bir doğum günü parti organizasyonuyla alakalı diyaloğumuz yer alıyor. Ve hepsi tabii ki de karışık bir şekilde verilmiş ve bizim de buradaki yer alan konuşmayı düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle bir okuyalım. Ne diyor? Ona göre neyle başlayacağımıza karar verelim. Am 17 September, yani 17 Eylül. Demek ki bir doğum günü var ve bu doğum gününün de Eylül'ün 17'sinde olduğunu söylüyor. Hallo Mia, merhaba Mia. Ja, natürlich, eine Überraschungsparty, finde ich toll. Yani ne diyor? Evet, elbette, sürpriz partiyi mükemmel buluyorum. Wann hat sie Geburtstag? Burada da doğum günü ne zaman diyor. Doğum günü ne zaman? Wann fängt die Party an? Ve burada da partinin ne zaman başlayacağını soruyor. Fängt anfangen. Bis später, görüşürüz. Du, Mia, Bettina hat Geburtstag. Yani buradan da Bettina'nın bir doğum günü, Bettina'nın doğum günü olduğunu anlıyoruz. Und wir wollen eine Party organisieren. Bettina'nın doğum günü. Ve biz de bir parti organize etmek istiyoruz. Kommst du auch? Sen de gelir misin? Yine hallo Ella, yani merhaba Ella. Und wo ist die Party? Burada da neyi soruyor? Partinin nerede olduğunu. Na klar, ich will den Kuchen backen. Ne yapmak istiyormuş bu? Kek pişirmek istiyor. Toll, dann bis später. Yine mükemmel, harika, muhteşem. Sonra görüşürüz. Yine 18 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Ella, willst du auch etwas machen? Burada da ne diyor? Saat 6'da başlıyor parti ve saat 9'a kadar sürüyor. Dauert, burada sürmek. Biz 9'a kadar. Ve yine ne bir şeyler yapmak istiyorsun? Yani parti işte getirecek, yiyecek, içecek, bunun gibi. Ve en sonuncusunda da ne diyor bakın? The party is zu Hause. Yani parti nerede? Evde. Böylelikle şimdi biraz bilgi sahibi olduk. Peki, ilk olarak hangisi olmalı? Neyle başlamalıyız? Tabii ki de Hallo Mia olanla. Neden Hallo Ella değil de Hallo Mia? Çünkü Du Mia, Bettina hat Geburtstag. Demek ki burada Ella Mia'ya söylüyor ki, tekrar bir daha Mia'ya sen Mia, Bettina'nın doğum gününün olduğunu söylüyor. O yüzden biz burada birinci olan Hallo Mia olmalı. Ve böylelikle de ne demiştik? Bettina'nın doğum günü. Evet. İkincide o zaman ne olacak? Ella Mia'ya merhaba dediyse Mia da Ella'ya merhaba demeli. Hallo Ella. Devam edelim. Yine Ella, du, Mia, Bettina hat Geburtstag. Yani evet, sen Mia bugün, pardon, bugün değil, Bettina bir doğum günüye sahip, yani Bettina'nın doğum günü varmış. Und wir wollen eine Party organisieren. Ve biz parti organizasyon etmek istiyoruz. Bir parti düzenlemek istiyoruz. Kommst du auch? Sen de gelir misin? Böylelikle bu da gitti. Hallo Mia seçtik. Hallo Ella. Yine du Mia kısmı. Ne diyecek? Kommst du auch? Yani sen de gelir misin? Ya evet ya da hayır demeli. Burada evet olarak ne görüyorsunuz bakın? Ya, natürlich. Evet, elbette. Eine Überraschungsparty finde ich toll. Ne diyordu? Ben sürpriz partiyi muhteşem, harika buluyorum. Wann hat sie Geburtstag? Yani ne zaman? Doğum günü. Onun doğum günü ne zaman? Yine bu da 2, 3. Bu da 4 olacak. Ne zaman? Am 17 September. Yani ne diyor? 17 Eylül. Bettina'nın doğum günü ne zamanmış?
Who is the party? Ve partinin yerini öğrenmek isteyecek. Bu da 6 numaralı oluyor. Nerede olabilir parti? Hangisi daha uygun? The party is su house, yani parti neredeymiş bakın? Evde. Bu da böylelikle 7 olmuş oluyor. Yerini de söyledi. Hemen ardından when will the party end? Yani parti ne zaman başlıyor ve bu da 8 numaralı oluyor. Ne zaman başlıyor? Hangisi kaldı elimizde? Um, 18 Uhr. Und dauert bis 21 Uhr. Ella bist du auf etwas machen? Parti ne zamandı? Ne zaman başlıyordu? Saat 6'da başlayıp 9'a kadar sürüyordu. Ve yine burada da işte Ella'ya ne soru, bir şeyler yapmak ister misin? Gelirken yani ne yapacaksın gibi. Bu da 9 numara oluyor. Ardından da buna karşılık ne demesi gerekiyor? Na klar, ich will den Kuchen backen. Ne yapmak istiyormuş? Bir kek pişirmek istediğini söylüyor. 9, evet bu da 10 numaralı olmuş oluyor. Hemen ardından da toll, yine muhteşem, harika. Dann bis später, daha sonra görüşürüz. Son olarak da ne kalıyor bakın? Bis später, olur görüşürüz diyerek konuşmayı sonlandırması gerekiyor. Yine bakın ne var burada? Show the photos an und hörst du wer Geburtstag Kreuze an. Şimdi doğum günü kimin? Ella ve Mia birlikte. Ella Mia'ya söylemişti parti organize etmek istiyoruz. Sen de gelir misin diye. Zaten bakın burada du Mia Bettina hat Geburtstag. Yani buradan da biz Bettina'nın doğum gününün var olduğunu anlıyoruz. Evet, yine diğer etkinliklerimize devam edelim. Burasını böylelikle atlayabiliriz. Yine bakın, wo yani partinin yeriyle hakkında ne söyleyebiliriz? Zu Hause mesela, evde dedi. Im Garten yani bahçede diyebiliriz. Veya kim yani, ich benim doğum günüm ya da meine Freundin benim arkadaşımın doğum günü. Yine wann sorusu olduğunda yani ne zaman olduğunu sorulduğunu anlıyoruz. Am 19. o da 20. am Samstag. Yani işte tarih verip 9'unda, 10'unda ya da am Samstag, cumartesi, am Montag, pazar, pazartesi, am Montag, pazartesi, am Freitag, cuma gibi zamanda söyleyebiliyoruz. Was derken de yani ne, konuşulan ne, ne hakkında organize ediyoruz. Geburtstag, doğum günü, Schulfest, okul kutlaması, okul festivali gibi. Bu sorulara da böyle cevap verebiliriz. Yine devam edecek olursak bakın ne görüyoruz burada? Yine bir doğum günü hakkında bir şey yer alıyor bakın. Liste einladung, davetiyeyi oku veya hat Geburtstag ve doğum günü kimin? Bunu bulmamız gerekiyor. Bununla ilgili de önceki derslerimizde zaten buna benzer bir etkinlik yapmıştık. Bakalım. Liebe, liebe Lena, yani ne diyor? Sevgili Lena. Ich habe am 19. Juni Geburtstag. Yani ne zamanmış? 9 Haziran doğum günü. Yani benim 9 Haziran'da doğum günüm var. Ich feiere meinen Geburtstag am Samstag den 13. Juni. Yani ne diyor? Doğum günümü ne zaman kutluyorum? 13 Haziran Cumartesi günü. 9'unda ama ben 13'ünü kutluyorum. The party is in my house. Ve parti nerede bakın? Evinde diyor. The party fängt um 14 Uhr an. Ve partinin de başlangıç saatini söylüyor. Kaçta başlıyormuş parti? Saat 2'de başlıyor. Wir essen Kuchen, Pizza und Eis. Yani ne diyor? Yiyeceklerde, partide ne yiyeceğiz? Kuchen, kek, pizza, pizza und Eis. Neydi? Dondurma. Und zum Trinken gibt es Limonade und Kaffee. Yani içecek olarak da ne varmış bakın? Limonata ve kahve varmış. Ich freue mich schon. Çok mutluyum. Hoffentlich kommst du. Umarım sen de gelirsin
ile Grüse, Da ile Bettina. Burada Da ile Bettina yazısını görünce, yani doğum günü olan kişi kim? Bettina. Kime yazmış? Lena'ya yazmış. Ve nereden yazmış? Bakın aynı adımda ne görüyoruz davetlerini? Stuttgart'ten, Erste Juni, Stuttgart'tan ve 1 Haziran'da yazılmış gördüğünüz gibi. Şimdi de buradaki soruları birlikte cevaplandırmaya çalışalım. Ne diyor bakın? Wer bekommt die Einladung? Yani davetiyeyi kim aldı? Gördük, Bettina Lena'ya yazıyordu. Davetiyeyi alan kişi de Lena olmalı tabii ki de. Yani Lena'ya gitmiş bu davetiye, ona yazılmış. Nasıl yazacağız o zaman? Lena bekommt. Lena bekommt die Einladung. Die Einladung. Evet, Lena davetiyeyi aldı. İkinci sorumuzda ise Wohnt das Geburtstagskind? Yani ne diyor? Doğum günü çocuğu nerede yaşıyor? Burada kimdi? Bettina ile. Biz artık bunu Z diyebiliriz. Z wohnt in, nerede yaşıyordu bakın? İlk tabloda gösterdik. Stuttgart'ta. O zaman buraya Stuttgart yazıyoruz. In Stuttgart. Üçüncü soruya bakacak olursak, hata geçmeden önce burada Das Geburtstagskind, yani doğum günü çocuğu diyor ya, biz bunu istersek yine Das Geburtstagskind wohnt in Stuttgart ya da yaptığımız gibi Sie wohnt in Stuttgart'ta olarak söyleyebiliriz. Burada Bettina Sie bayan olduğu için Sie yazdık. Hani uzatmayalım, kısa bir şekilde olsun diye ikisi de aynı şey çıkıyor. O yüzden isterseniz de yine Bettina wohnt diye yazabiliriz. Üç şekilde de yazabilme şansımız var. Diğer soruya bakalım. Wann hat das Geburtstagskind Geburtstag? Yani ne diyor? Doğum günü çocuğunun doğum günü ne zaman? Ne zamandı bakın? Yapacağı tarihi ama sormuyor. Normal doğum günü tarihini soruyor. O da birinci de ne diyordu bakın ilk girişte? Ich habe am 19 Juni Geburtstag. Yani 9 Haziran'da biz de Sie hat am 19. Juni Geburtstag yazmamız gerekiyor. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, Wann macht das Geburtstagskind die Party? Yani partiyi ne zaman yapacak? İşte şimdi burada bunu ikinciyi yazmamız gerekiyor. İlkini evet, doğum günü ne zaman yazdık? Ich feiere meinen Geburtstag am Samstag, den 13. Juni. Yani cumartesi 13 Haziran'daymış. Buna da ne zaman yapacak? Şöyle yazalım. Sie macht. Ne zaman yapıyordu bakın. Am Samstag. Am Samstag, den 13. Evet. Juni. Die Party. Evet, ne zaman yapıyordu? 13 Haziran cumartesi günü. Yine burada da dediğim gibi Geburtstagskind de yazabiliriz das olarak ya da Bettina olarak yazabiliriz. Ama burada biz şu an Z'yi yazmayı tercih ettik. Beşinci sorumuza bakacak olursak, Wo macht das Geburtstagskind die Party? Yani partinin nerede olduğunu soruyor bize. Neredeymiş partimiz? Hemen bakalım. The party is in meinem Haus. Yani benim evimde diyor. Ve burada da nerede yapıyor? Sie yine macht zu Hause. Yani evde yapıyor. Bakın. Sie macht zu Hause die party. Bu şekilde yazıyoruz. Benim evimde dediği için biz buraya zu Hause, yani evde diyebiliriz. Ve son sorumuzda da Was essen und trinken die Jugendlichen? Yani gençler burada ne yiyip
Ne içecekler partide? Bize bunu soruyor. Ne yiyorlardı bunlar bakın. Şurada yer alıyor. Wir essen Kuchen, Pizza und Eis. İstersek yine die Jugend nihan yazabiliriz. Yer kaplamasını kısa hem yazmış olalım diye. Sie olarak burayı yazalım. Sie essen, yani buradaki sie bayan olarak değil de onlar çoğul anlamda. Sie essen Kuchen, kek. Pizza, yine pizza. Und ne vardı? Dondurma yani ice. İçecek olarak ne içiyorlardı? Şuradan yazalım. Sie trinken. Onu da şöyle yazalım. Ne içiyorlardı bakın. Gibt es Limonade und Kaffee vardı. Sie trinken Limonade. Yani limonata. Kafi. Bu şekilde de yazabiliyoruz. Böylelikle bütün sorularımızı cevaplamış olduk. Yine bakın veya yukarıda görmüştük zaten. Kim sorusu. Wo'yu görünce yani neredeymiş, nerede sorusunu bize sormak istiyor. Van'da ise ne zaman? Yine Van, ne zaman? Wo ve was, ne? Bahsedilen şey ne anlatılıyor. Bu soruları gördüğümüzde de kalıbını ne sorulduğunu böylelikle anlıyoruz. Ve bugünkü dersimizin sonuna geliyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. İyi günler.